Günün manşetlerinde tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Hepimizin gözü kulağı Meclis Genel Kurulu'nda dokunulmazlık görüşmeleri sonrasında oylamaya geçildi. Bir genel kurula dönelim. Oylamaya ilişkin görüntüleri getirelim ekranlara. Evet, oylama devam ediyor sevgili seyirciler. Dokunulmazlıklarla ilgili görüşmelerin ardından oylamaya geçildi dedik. Gün içinde neler yaşandı ona bakalım hemen. HDP'nin bir teklifi vardı, Gensoru önergesi. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş hakkında ancak vakit kaybetmeden dokunulmazlık görüşmelerine geçilmesi için HDP bu önergesini geri çekti. Dokunulmazlık görüşmelerine başlandı. İkinci turun cuma sabahı 10'da yapılması planlanıyor. Dokunulmazlık oylamasından bugün hangi sonuçlar çıkabilir? İkinci tur oylama cuma günü dedik ama 367 oya ihtiyaç var sevgili seyirciler. Referandumsuz anayasa değişikliği için 367 evet oyu çıkması gerekiyor. Meclisteki matematiksel tabloya göre en az 330 evet oyu çıkması durumundaysa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan değişikliği referanduma götürebilecek. Partilerin sandalye dağılımı nasıl mecliste? AKP 317, CHP 133, HDP 59, MHP 40 ve bağımsız bir milletvekili var mecliste. Evet, CHP Genel Başkanı AKP'nin dokunulmazlık teklifi anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz demişti. Dokunulmazlık sürecine dönersek eğer buna karşılık hayır diyeceğini açıklayan CHP'li vekiller de var. CHP'deki tablo bu. MHP'den net bir tavır var mı yok mu, tamamı evet mi kullanacak göreceğiz sevgili seyirciler. Ancak matematiksel duruma göre en az 330 evet oyu çıkması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan değişikliği referanduma götürebilecek. Anayasa değişikliği için 367 evet oyu çıkması gerekiyor bugünkü oylamada. Evet, partilerin alacağı tavır çok önemli. Bugün dokunulmazlık görüşmelerinin sonrasında yapılan oylamada referanduma gidecek mi gitmeyecek mi? AKP ve MHP'nin birlikte aynı yönde oy kullanması, evet demesi yeterli olmuyor. 367'ye ihtiyaç var dedik. 330 evet oyu çıkması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan değişikliği referanduma götürebilecek sevgili seyirciler. AKP ve MHP'li vekillerin blok olarak oy birliği yapması durumunda CHP'den sadece 12 vekilin evet demesi referandumsuz anayasa değişikliği için yeterli olmuş olacak. Ama şimdi biz bir yorum alalım. Ne görüyor bakalım Sayın Uğur Dündar telefon attığımızda. Sayın Dündar iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Lale Hanım. Sizin de az önce söylediğiniz gibi matematiksel tablo bu konunun meclisten geçebileceğini gösteriyor ama oy kullanan milletvekillerinin sayısı da çok önemli. Ve bu oy kullanımı sırasında bazı milletvekillerinin, hatta AKP'den bazı milletvekillerinin bile hayır doğrultusunda bir irade sergilemeleri mümkün. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de firelerin olacağı anlaşılıyor. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaten 40 milletvekili var. Onların ben toplu hareket edeceklerini düşünüyorum. Sonuçta biraz önce ifade ettiğiniz gibi matematiksel durum bu değişikliğin ve dokunulmazlıkların kaldırılması konusundaki girişimin meclisten geçebileceğini gösteriyor. Aksi zaten bir sürpriz olur. Evet. Ama burada dikkat edilmesi gereken konu şu, Cumhuriyet Halk Partililerle ilgili fezlekelerin büyük çoğunluğu düşünce suçlarıyla ilgili. Yani düşüncelerini açıklamaktan dolayı, örneğin Aykut Erdoğdu'nun biliyorum fezlekelerini. Aykut Erdoğdu yolsuzluklarla mücadele konusunda çok cesur, ilkeli hareket eden, dürüst bir milletvekili. Ve açık yüreklilikle, cesaretle yapılan yolsuzlukları dile getirdiği için ve şu dönemde de yargı iktidarın çok ağır baskısı altında karar verdiğinden savcıların bir anlamda otomatiğe bağlanmış olarak yorumlayabileceğimiz fezlekeleri peş peşe gelmişti Aykut Erdoğdu ile ilgili. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyu desteklemesi, bu değişikliğin lehinde oy kullanacağını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ifade etmesi bir anlamda
Cumhuriyet Halk Partililerin bu fezlekelerin yargıya intikalinde herhangi bir korkularının olmadığını, cesaretle yargı önüne çıkabileceklerini gösteriyor. Ancak dediğim gibi bizim bildiğimiz adil yargı ne yazık ki şu günlerde Türkiye'de mumla aranır durumda. İnsanların yargının kararlarına olan güvenleri temelinden sarsılmış vaziyette. Dolayısıyla AKP kendi bildiğini okumaya devam ediyor ve Türkiye'yi götürmek istediği nokta aslında fevkalade tehlikeli. Yani dokunulmazlıklar kaldırıldı diyelim. Cumhuriyet Halk Partililer ya da diğer siyasi partilerin, muhalif partilerinin vekilleri baskı altında kalan yargı tarafından cezalandırıldı. Sonuçta ne olacak? O zaman muhalefet meclisin dışına sokağa taşmak durumunda kalacak. Sokağa taştığı anda zaten kamu düzenini sağlamakta zorlanan, yargı kararlarına duyulan güven nedeniyle artık kamu otoritesinin pek hakim olamadığı düzen kökünden sarsılır ve bunun da faturası doğrudan doğruya iktidara çıkar. Evet. Aslında iktidar benim gördüğüm kadarıyla ateşle oynuyor. Yani şu anda Türkiye'yi yöneten kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda adeta birer otomat gibi hareket ettikleri için önlerini göremiyorlar ve Türkiye'yi hakikaten bir ateşten gömlek içinde sonu belli olmayan bir serüvene doğru sürüklüyorlar. Evet. Ben bunun hiç de hayırlı bir gidişat olmadığını söyleyebilirim Lale Hanım. Evet. Aslında burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu göz önüne alırsak terör hassasiyetini bir anlamda kullandığını söylemek doğru olur mu Sayın Dündar? Gayet tabii kullanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi bu doğrultuda iktidara destek veriyor. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi kendi içindeki çekişmeler nedeniyle otoritesini kaybeden, delegeler üzerindeki etkinliğini kaybeden Sayın Bahçeli'nin genel kurula gitmeme konusundaki ısrarlı tavrı, cezalandırıcı yönelişleri ve engelleyici bakış açısı aslında giderek onun durumunu da zayıflatıyor ve ister istemez AKP'ye payan da olmaya doğru zorluyor. Öbür taraftan HDP'li milletvekillerinin PKK terörü karşısında 7 Haziran'da halkın kendilerine verdiği Türkiye Partisi olun mesajını iyi okuyamamaları ve PKK karşısında net bir duruş sergileyememeleri, terörü lanetleyememeleri nedeniyle HDP baraj altına doğru sürüklenmekte. Yani kamuoyu yoklamaları böyle gösteriyor. Hı hı. Baraj altında kalır mı kalmaz mı onu ben bilemem tabii. Ama Milliyetçi Hareket Partisi de çok ağır bir kan kaybında ve Milliyetçi Hareket Partisi tabanı sağ eğilimli olduğu için AKP'nin terörle mücadelesini bir şekilde AKP'ye destek verilmeli gibi algılayabilir, düşünebilir ve o doğrultuda Milliyetçi Hareket Partisi oyları da AKP'ye kayabilir. Ama ben bu denklemin MHP içinde muhaliflerin özellikle Meral Akşener'in Yargıtay'ın vereceği karardan sonra Haziran başında yapılması olası görülen MHP kurultayıyla tersine döneceğini ve Meral Akşener'in önderliğindeki Milliyetçi Hareket Partisi veya o olmadığı takdirde bir beşinci partiyle yola çıkılması halinde ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hesaplarının tersine döneceğini ve merkez sağdaki oyların ağırlıklı bir bölümünü Meral Akşener yönetimindeki o Milliyetçi Hareket Partisi veya yeni kurulacak 5. partinin toplayabileceğini düşünüyorum. Meral Akşener'in ayrılması halinde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj altında kalması mukadder gibi gözüküyor. Evet. O zaman sizin bu söylediklerinizden yola çıkarak bu iç siyasette özellikle AKP ve MHP'de yaşananların bugünkü bu dokunulmazlık oylamasına AKP ve MHP'den gelecek blok oylara etkisini nasıl değerlendirirsiniz? Lale Hanım, sadece bugün MHP ve AKP milletvekilleri teklif doğrultusunda oy kullanmayacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de eğer grup kararına, genel başkanın aldığı karara bütün Cumhuriyet Halk Partisi grubu riayet ederse Cumhuriyet Halk Partisi'nden de oylar gelecek. Dolayısıyla Türkiye bana göre başkanlık anayasasını
mutlaka kabul ettirmek isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu dediğim dedik baskıcı, otoriter tutumu nedeniyle çok acı, sancılı bir sürece doğru evriliyor. Üstelik bir yandan PKK terörü, öte yandan IŞİD terörünün Türkiye'yi tehdit altında bulundurduğu da göz önüne alındığında bir seçim sürecinin nasıl sağlıklı yapılabileceği, sandıkların nasıl güvence altına alınacağı, hele hele baraj altına düşebilecek bir HDP gerçeği ortadayken Türkiye'nin bu seçim sürecinden yara almadan, terör belasına çok sayıda kurban vermeden çıkabileceğinde herhalde saray hesaplamıştır diye düşünüyorum. Madem böyle bir dayatma içerisinde, bunun vebali, sonuçları da saraya fatura edilir gibi düşünüyorum. Sağduyu o doğrultuda bir karar verecektir ve sağduyu daima Türkiye'nin huzuru, mutluluğu, istikrarı ve güveni için verecektir. Evet. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi gerek 7 Haziran'da gerek ondan sonra artan terörün de etkisiyle 1 Kasım seçimlerinde istikrar için AKP'ye oy verin demesine karşın Türkiye'nin geldiği durum ortada. İşler acısı durum ortada. Hemen her gün şehit haberleri geliyor. Hatta 8 şehidin tabutlarının geldiği, cenazelerinin kaldırıldığı gün Genelkurmay Başkanı Sayın Akar'ın Cumhurbaşkanı'nın kızının nikah törenine şahit olarak katılması da toplumda bu nedenle fevkalade geniş bir tepkiye sebep oldu. Yani istikrar gelmedi, tam tersine gideceği söylenen terör katlanarak çok daha büyük acılar yaratarak geldi. Bunun tek sorumlusu var. İktidarını korumak, tam başka bir hesap yapmayan, bir düşünce içinde olmayan AKP kadrolarıdır ve en başta da Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Evet. Yani bugünkü acı tablonun birinci derecede sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet, evet. O Sayın Erdoğan şimdi başka hesapların peşinde tabii. İşte başbakanlık koltuğuna geçici olarak kimi oturturum, tek yetki ta ki bana anayasal olarak geçene kadar nasıl götürebilirim derdinde sanıyorum. Lale Hanım, Türkiye'nin bütün sıkıntısı ya da tüm sıkıntıların anası şudur. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı anayasa tanımazlıkla ve yolsuzlukla anılır, özdeş olarak değerlendirilir bir duruma geldi. Evet. Şimdi anayasayı çiğnemek, anayasayı ilga etmek, anayasayı yok saymak, onlarca defa delmek çok ağır suçlar. Bunun hesabı eğer hukuk devleti devam edecekse bir gün mutlaka sorulur. Ayrıca aleniyet kazanmış olan dünyanın her tarafında bugün tüm devletlerin yöneticilerinin kasalarında bulunan o 17-25 Aralık yolsuzluk tapeleri herkesin hafızasında. Bunlar gün geldiğinde o yolsuzluklarla ilgili hesap veremeyecek durumda bulunmak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve çevresinin iktidarlarına ne olursa olsun mutlaka devam ettirilmesi gerektiği şeklinde bir düşünceye sürüklüyor, zorluyor onları. Yani iktidarı kaybetmemek için elinden gelen her şeyi, şimdi parlamento çatısı altında yapılıyor bunlar. Eğer orada başarı kazanılmazsa başka türlü yöntemlerle Türkiye'nin hesap sormasının önüne geçmek için tüm çabayı sergileyecekler diye düşünüyorum. Ve maalesef bu da içinden çıkılmaz bir kaosa doğru sürüklüyor ülkeyi, bir korku atmosferine sürüklüyor. Ve iktidarı da daha da ceberrut olmaya mecbur bırakıyor. Evet, maalesef, maalesef. Gelinen nokta. Bu çok üzücü bir tablo. Evet, gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Dündar. Rica ederim. Efendim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, dokunulmazlıklarla ilgili oylama yapıldı. Sayım, oy sayımı sürüyor. Şimdi
ayağının tozuyla oyunu verip gelmiş CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Kamil Okyay Sındır bizlerle birlikte. Sayın Sındır hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, evet. Oyunuzu kullandınız. Hızlı hızlı sizleri ve seyircileri de fazla bekletmemek adına oyumuzu kullandık, geldik. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Şimdi tabii bu dokunulmazlık oylamalarına devam edersek eğer, gizli oylama yapıldı. evet. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda grubu serbest bırakması, partiyi kullanacakları oy yönünde serbest bırakması. Evet. Ama bir yandan da AKP ve MHP'nin blok olarak oy kullansalar dahi yeterli olmuyor. Yani gözler aslında bir anlamda CHP'ye çevrilmiş durumda. Neler söyleyeceksiniz? Evet, biraz öyle. Tabii biliyorsunuz bizim milletvekili dokunulmazlığına dair partimizin görüşü programında da açık ve net ortaya konmuştur. Biz milletvekili dokunulmazlığını özellikle erdemli ve temiz siyasetin önünü açmak adına son verilmesi gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Bunu ne şimdiki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne önceki genel başkanımız partimizin geçmişten gelen temel bir görüşüdür. Evet. Ve hatta anayasada gerekli değişiklik yapılarak milletvekili dokunulmazlığının sadece kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılmasını, diğer faaliyetler ile adi suçlara dair koruyucu işlevinin kaldırılmasının da öncelikli olduğunu programımızda da belirtiyoruz. Bir ekimiz daha var. Dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen milletvekillerinin mevcut dosyalarının bekletilmeden, dönem sonuna da ertelenmeden, yani bir sonraki döneme bırakılmadan sonuçlandırılması sağlanacaktır diyoruz programımızda. Dolayısıyla özünde mevcut şu anki milletvekillerimizin mevcut fezlekelerinin aslında bir an evvel yargı önünde çıkması konusunda da bir program kararımız var. Ama tabii süreci herkes çok iyi biliyor. Yani şu anda önümüze getirilen anayasa teklifiyle yapılmak istenenin nihai olarak nereye götürmek istendiğini de görüyoruz. Şimdi az önce biliyorsunuz iki maddeden oluşan bir kanun teklifi anayasa değişikliğine dair. Bu iki maddenin önce tümü üzerinde görüşme yapıldı ve oylama, buna dair bir oylama. Birinci madde, ikinci madde de görüşmeleri yapılarak oylanacak. Cuma günü de sabah 10'da yeniden toplanıp önce maddeler, sonra da tümü üzerinde nihai oylama yapılacak. Ve sonucu itibariyle bu kanun tasarısının anayasa değişikliğinin ne olacağı ortaya çıkacak. Hı hı. Rakamlara baktığımızda tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin 133 milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 316 milletvekili, HDP'nin 59, MHP'nin 40 ve bir bağımsız milletvekilinin oyları belirleyici olacak. Tabii burada 138 milletvekilinin hakkında fezleke var. Toplamda 668 dosya olduğu. Bu rakamlar da çok değişiyor. Hani evet, belki sizin artıyor, elinizde dosyalar biraz daha eksik olabilir. Ben yeni rakam bulmuş olabilirim veya size yenisi gelmiştir. Çünkü dosyalar yapılan, daha doğrusu komisyona gelen teklif farklıydı. Hı hı. Komisyona gelen teklifte biliyorsunuz yürürlük tarihi resmi gazetede yayınlandığı tarih olarak ifade ediliyordu. Sonradan bu oylandığı tarih, yürürlük tarihi yapıldı. Dolayısıyla cuma günü nihai oylama tarihine kadar ki gelen fezlekeler de bu kapsam içerisinde ele alınıyor. Tabii AKP'li 27 milletvekilinin toplam 46 dosyası var. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin 51 milletvekili hakkında 192 dosya. HDP'nin 50 milletvekili hakkında 405 dosya. MHP'nin de 9 milletvekili hakkında 20 dosya. Bir de bağımsız milletvekilimiz var. O da 5 dosyası var. Böyle bir durum. Şimdi tabii burada bağlayıcı grup kararı alınamıyor. Sadece bir niyet ve temel görüş olarak siyasi partilerin liderleri görüşlerini ortaya koyuyorlar. Ama gizli oylama yapıldığı için sandıktan çıkacak oya bakılacak. Renginin ne olacağı. İlginç bir şey daha söyleyeyim. Tabii bizim meclis iş tüzüğünde böyle ifade edildiği için oylama yapılırken
milletvekillerine 3 tane pul veriliyor. Bir kırmızı, bir yeşil, bir beyaz. Ne düşünürsünüz? Kırmızı herhalde red oyu. Evet. Yeşil? Odur yani. Kabul evet oyu dersiniz. Beyaz çekimser değil mi? Değil. Beyaz evet, yeşil çekimser oy. Böyle bu da sonucu ilginç etkiler mi diyorsunuz? Yani bunun farkında olmayan evet diye yeşil atanlar çekimser oy kullanmış olur. Kırmızıda sorun yok. Red atan redini koymuş olacak. Böyle ilginç bir şeyi de bu arada ifade edeyim. Durum bu yani. Durum bu. Tabii burada bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak dokunulmazlık konusundaki görüşümüz konjonktürel bir görüş değil. Duruma bağlı olarak değişen bir görüş değil. Çok siz temel, genel itibariyle çok bakıyorsunuz. Temel bir düşüncedir, ama görüştür. Sayın Sındır, o zaman şurada hatta, şunu da hatırlatayım mı? Doğrusu onu da konuşalım. Şimdi biliyorsunuz bu dokunulmazlık görüşmeleriyle ilgili AKP'den çeşitli açıklamalar geldi. Bir defaya mahsus Bülent Turan'ın açıklamasıydı. Evet, evet. Dolayısıyla bu anlamda CHP'nin de burada oy tavrının çok önemli olacağı dikkat çekiyor. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi bakın bu... Bunun bir oyun olduğu aslında AKP tarafından, Cumhurbaşkanı tarafından bir oyun. Bir oyun, konjonktürelde bir durum var ortada. AKP tarafından da bir oyun olduğu da kendini açıkça gösteriyor. Aslında şöyle bir durum var. Yani mevcut bir anayasa değişikliği. Anayasa aslında toplumun tümünü ilgilendiren, geneli ilgilendiren kişiye özgü uygulamalarla düzenlenemez. Burada yapılmak istenen sadece mevcut şu anki meclisteki görev yapan milletvekillerinin mevcut fezlekeleri üzerinden ki oylamadan sonraki bir günde bir fezleke diyelim oylama cuma günü yapılacak. Cumartesi günü bir fezleke düzenlendi, meclise geldi. Evet. Aynı dava, aynı suçtan iki milletvekili. Birisinin fezlekesi gelmiş ve o yargıya çıkacak. Diğeri bir gün sonra gelmiş, o yargıya çıkmayacak. Böyle garip bir durum söz konusu. Tabii bunu da biz, bunların hepsini biz aslında komisyonda da ifade ettik, değerlendirdik. Hele hele şimdi bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi iklim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin durumu ortada. Bir Yargıtay kararı var, bekletiliyor, sürüncemede bırakılıyor. Inanılmaz bir şekilde yargı aslında en hızlı şekilde sonuçlandırılması gerekirken ki ne olacak? Bir karar alındıysa açıklanır. İşte ya, bu görüşmeler aslında bu anlamda da bu iç siyasete gelişmeleri işte oraya geliyorum. Çok yakın. Yani konjonktür derken onu kastediyorum. Yani şu anda Türkiye'de yargı maalesef ve maalesef siyasi konjonktüre bağlı olarak belki kararını değiştirmeyebilir. Yargı anlamında söylüyorum. Ama bunu geciktiriyor olması bile siyasi etkileri olan bir süreçtir, bir durumdur. Yani bu bile yargının siyasete müdahalesi aslında yargının üzerindeki üst aklın yargı üzerindeki baskısı vesayeti altında, yani vesayet altında kalmış bir yargı siyasetin bir aracı olarak kullanılıyor maalesef. Şu anda, bu oylama ve buradan çıkacak sonuç, yani tabii 3 seçenek var biliyorsunuz. Ya 330'un altında kalacak ve bu şey kapanacak bu defter. Evet. 330 ile 367 arasında bir oy çıkarsa Cumhurbaşkanı'nın takdiriyle referanduma gidebilir. İşte o zaman yeni bir siyasi araç ele geçmiş, bir koz ele geçmiş olacak. Bunun kesinlikle üzerinden siyasi oyunlar, kesinlikle yeni oyunlar, yeni kartlar dürülebilir. Bugün MHP ile bir araya gelebileceği tartışılan durum, yarın HDP ile bir araya gelmenin durumu ortaya çıkabilir. Onun yolları. Onun yolları ve ben size söyleyeyim, yarın şu da mümkün. HDP ile ya gelin bu şeyi, terörü biz, bu savaşı bitirelim, silahları susturalım. Gelin şu işte partili başkanlık, şu cumhurbaşkanlığını ve bizim arzu ettiğimiz şekliyle sizin de istediğiniz işte bu öz yönetim, özellik şartlarınız neler, onları da masaya getirin, konuşalım, tartışalım. 59 milletvekiliniz var, yetiyor bize de. Birlikte meclisten her anayasayı şey olabilir, değiştirebiliriz diyerek
kartlar yeniden de kırılabilir. Bunların hepsi mümkün. Ya bunların hepsini öngörebilmek lazım. Bugünkü bu, tabii bugün ve cuma günkü oylamanın sonuçları Türk siyaseti aslında çok, ülkemizin çok bekası, cumhuriyetimizin bekası, geleceği, parlamenter demokrasimiz adına çok önemli sonuçlar şimdi buradan görebiliyoruz. Ufukta evet, görünüyor. Evet. Dolayısıyla tekrar aynı noktaya dönüyoruz. Bugün bu dokunulmazlık görüşmeleri, yapılan oylamalar ve çıkacak sonuç aslında iç siyaseti de çok yakından ilgilendiriyor. Kesinlikle. Bir pazarlık meselesi olacak. Çok açık görünüyor ki. Kesinlikle. Özellikle MHP'nin içinde bulunduğu süreç, Sayın Bahçeli'nin her ne kadar reddetse de AKP'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şekilde yine destek olmaya devam edeceğini gösteriyor. Vallahi tabii bunlar hepsi söylenti. Bu söylenti veya öngörü diyelim, daha nazik ve şey dil olsun, üslup olarak. Geçmiş diplomatik tecrübelerden yola çıkarak tabii üslup olsun. Bu öngörüler olasılık, yani yüksek bir olasılık aynı zamanda. İşte hükümete katılmak, koalisyonun içinde olmak ve bunun üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi iç şeylerini, düzenini kurgulayabilmek, bunu fırsat bilerek diyelim, bizi yanlış anlamasınlar. Ama bunlar da mümkün. Veya dediğim gibi benim az önce işte Halkların Demokratik Partisi ile AKP'nin bir araya gelerek başka süreçlerin başlaması yine mümkün parlamento üzerinde. Her referanduma gidilirse, 330'un üzerinde bir oy alınırsa, Türkiye'nin önünde bu yaz dönemi yine bir referandum. Maalesef işte zamanında referandumu yaşadık yine. Anayasa değişikliğiyle ilgili bir yetmez ama evetçiler vardı maalesef, evet, diyorum. Evet, evet, şimdi evet. O yetmez ama evetçiler bugün bağımsız yargı yok, başımıza neler şimdi gelir endişesi ama içerisindeler. O zaman ama o işte HSYK ile Anayasa Mahkemesi'nin oluşumuydu özellikle bizim hayır vurgumuz. Onlar yetmez ama evet derken bunun nereye geleceğini belki göremediler. Çok ama güzel. Şimdi onun şeyi altındalar, kıskacı altında arkadaşlar. Bu konuda sıkıntı duyan vekiller. Şimdi tabii bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakışımız, az önce de söyledim, ilkesel bir bakıştır. Ama biz şunu da söylüyoruz. Bakanların da, mevcut bakanların da geçmişte bakanlık görevi esnasındaki suçlarından dolayı geçmişte bakanlık yapmış olanların da işte onun için zaten anayasanın yani 100. maddesinin de bu kapsam içerisinde alınması lazım. Ve bu dokunulmazlık meselesini ki bakanlar birinci derecede aslında risk taşıyan idari görevlerdir. İhale konularında, yolsuzluk, hırsızlık konusunda her şeyin başında olan, yani suyun başında olan, görevde olan, idari görevde olan kişilerdir. Onların bakanlık görevlerinden kaynaklanan suçların da bu kapsam içerisinde olmasını ısrarla söyledik. Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere. Maalesef bu mümkün olmadı. Evet. Tabii bir de bu biliyorsunuz terör ve terörle ilgili suçlar mevcut milletvekillerinin milletvekilliğinden önceki dönemde bu suçlara dair bu kapsamda terörle ilişkili kapsamda işledikleri suçlar aslında dokunulmazlık kapsamında değil. Ama vekillik döneminde bu suçları işledilerse bunlar dokunulmazlık kapsamına giriyor. Bunların bu kapsamdan çıkarılması. Ya yani biz aslında zaten dokunulmazlığının bu hassasiyeti kullanarak böyle bir yola gidildi. Yani evet, ülkenin içinde bulunduğu bu terörle mücadelede gelinen nokta bu hassasiyet kullanılıyor. Evet. Bir anlamda da aslında Türk kamuoyu bu anlamda aldatılıyor. Evet, evet. Şimdi bu suçlarla ilgili dokunulmazlığı, şimdi milletvekili dokunulmazlığı, milletvekili dönemi bittiğinde milletvekilliği dönemindeki suçlar yeniden yargı önüne zaten çıkıyor. Evet. Yani bunu da görmek, bilmek lazım. Hani teröre karşı hepimiz hassasız. Terör ve terörist faaliyetlere ve onlarla işbirliği yapan, onlara yardım ve yataklık edenlerin yargı önüne mutlaka çıkması gerektiğini hepimiz yürekten savunuyoruz. Bu ülkede bir tane cana kıyan eline silah alıp
bir yurttaşımızın canına kıyan her kim olursa olsun, şiddetle, amacını şiddet uygulayarak yerine getirmek isteyen kim olursa olsun, bunun karşısında durmak hepimizin insani görevi, insanlık görevi. Ama şunu da bilmek lazım ki bu bir oyun AKP'nin terörle ilişkilendirilmesi. Mevcut milletvekilleri arasında terörle ilişkili bir suç varsa zaten milletvekili dönemi bittiğinde, bir, öncelikle bittiğinde bu kapsam dışında zaten hemen yargı önüne çıkar. Bir, ikincisi meclisin böyle bir yetkisi var. Yani fezlekeleri geldiği sıraya göre değil, sırayı başa alma herhangi bir vekilin fezlekesini birinci sıraya en başa alıp meclisin gündemine taşıma, karma komisyon marifetiyle bunu yapma fırsatı var. AKP'nin elinde böyle bir şey var. Hani terörle ilgili ilişki kurmaya çalışıyorlar ama madem öyle gelin böyle bir şey varsa o vekiller kimlerse onları anayasa değişikliğine, referandumlara, ülkeyi bu kadar kaotik bir ortamın içine sokmaya, Türk siyasetini böyle çalkalamanın hiçbir anlamı gereği yok. Getirirsiniz, karma komisyona getirirsiniz, meclise indirilir. Meclisten 276 milletvekiline de ihtiyaç yok. Meclisteki toplantı yeter sayısı varsa ve toplantıya katılan vekillerin salt çoğunluğuyla fezleke yüce divanı. Yolu budur zaten. Yolu budur. Evet. Bu mümkün. Yani terörle bağlantısını kurmak isteyenlerin aslında verilecek birinci derecede cevap budur. Tabii burada bir de 2014 tarihinde biliyorsunuz 10 Temmuz'da bir kanun, 6551 sayılı bir kanun çıkmıştı. Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. Ne yazık ki işte bu çözüm süreci adı altında aslında AKP'nin kendi çıkardığı bir kanun kapsamında terörle ve çözüm süreci aynen şöyle geçiyor. Kanunun amacı terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için yürütülen çözüm sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Burada terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik siyasi, hukuki, sosyoekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla bağlantılı konularda atılabilecek adımları belirler. Bu konulardaki suçların da suç kapsamı dışında tutulmasını öngören bir kanun. Yani bugün terörle ilişkilendirip meclisteki fezlekeleri mahkeme önüne, yargı önüne çıkarmak isteyen AKP kendi çıkardığı kanunla terör ve çözüm süreci adı altında terörle ilişkili suçları kendi yaptıkları ki biz teröre yardım ve yataklık ettiğini genel başkanımız da bunu değişik vesilelerde kürsüde ifade ediyor. Bunu maalesef kapsam dışında. Şimdi evet yani kürsü dokunulmazlığının da sadece meclisteki kürsüyü kullanma dokunulmazlığı değil, kürsüde, mecliste söylenen her sözün, düşüncenin de dışarıda da toplumun huzurunda da vekillerin özgürce söyleyebilmesinin de önünün net olarak açılması gerekir. Bizim bu anlamda işte anayasamızın ilgili yasama dokunulmazlığı 83. maddede mutlak dokunulmazlık, yasama sorumsuzluğunun dışında kürsü dokunulmazlığını bu kapsam olarak, bu kapsam içerisinde görmek gerekir. Bir milletvekili milletin iradesiyle oraya gelmiş, milleti temsil etme yetkisini almış bir milletin vekili olan kişinin millet adına, ülkenin bekası ve geleceği adına, tabii milli birlik ve bütünlüğümüzü bozacak faaliyetlerin dışında kalan, ki anayasanın 14. maddesi onu da sınırlandırmıştır, her türlü düşünceyi, söz ve eylemi kürsüde, mecliste, dışarıda millet adına ifade edebilmesi gerekir. Bu evet. Mücadelesinde şimdi olası veriyoruz. Seçeneklerden biri de referandum. Süremiz çok azaldı ama siz Van'a da bir evet. inceleme ziyareti evet. yaptınız. Evet. Ona dönersek evet. eğer bir nabız yoklaması belki de bu anlamda. Özellikle terörün yoğun olduğu bölgelerden kaçıp göçenlerin gittiği illerden biri Van. Evet, evet, oradaki gözlemleriniz evet. nedir? Valla şöyle söyleyeyim. Van'da yurttaşlarımızla, esnafımızla dolaşarak, çarşıda yürüyerek de aynı zamanda bize gelerek kendisini ifade etmek isteyenlerle yaptığımız görüşmelerde bir sıkıntı, çok ciddi bir sıkıntı, büyük bir sorun var. Van'da şu anda Yüksekova'daki sokağa çıkma yasağına bağlı olarak yaklaşık 110
yurttaşımızın yaşadığı Yüksekova'da şu anda 7000 kişinin yaşadığı evet. söyleniyor. Bunun büyük bir kısmının, önemli bir kısmının Van'a, diğer bir kısmının değişik illere, hatta şeye de Irak'a geçenlerin de olduğu söyleniyor. Yani sınır ötesine geçenlerin evet. de olduğu söyleniyor. Yani Suriye'deki bir kentten farkı kalmadı oranın da. Şunu söylemek istiyorum. Yüksekovalılar bizimle özellikle görüşmek istediler. 40-50 kişilik bir grupla bir araya geldik. Esnafından işte manavına, bakkalına, kasabına, sanayicisine, vatandaşına, işçisine, işsizine inanılmaz bir zorluk ve sorun içerisindeler. Şu anda Van'da iki ailenin kaldığı ev yok. En az 3-4 aile. Yani en az 20 kişi bir dairede kalıyor. 3 odalı bir evde 20 kişi, 4 aile kalıyor. Ortalaması bu. Bu insanlar şeylerine dönemiyor. Kendilerine bir söz verilmiş. İşte 15 Mayıs'tan sonra dönebileceksiniz. Dönemiyorlar. İşte evlerindeki sorunlar, evlerine girilerek sıkıntılar yaşandığını söylüyorlar. Bu insanların bir tek beklentisi var. Devleti yanlarında göremiyorlar. Evet. Maalesef. Yani kilise de aynı durum. Kilise de bir grup arkadaşımız gitti. Orada da sınır elek gibi. IŞİD militanı mıdır? Artık YPG'li midir? PYD'li midir? Kim giriyor, kim çıkıyor? Belli değil. Kilis'te de işte valiliğin bir önerisi vardı. O da güney kısımlarında oturmayın. Evet. Evlerinizin kuzey kısımlarında şey yapın, oturun. Gelen füzelerden korumak için. Van'da, Yüksekova'da, Doğu ve Güneydoğu'da bunların hepsi bizim kardeşimiz, yurttaşımız. Biz işte anayasamız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Anayasa birlik ve beraberliğimizi, ulusal bütünlüğümüzü koruyan, kollayan bir yasa. Bu anayasa bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her yurttaşımızın eşit olduğunu ve devletin herkese eşit mesafede olmasını garantileyen, güvence altına alan bir evet. temel bir hukuk metnidir. O yurttaşlarımızın ekonomik sorunlarım var. Sosyal sorunlarım var. Çocukları okula mı gidemiyor? Sağlık hizmetlerinden mi yararlanamıyorlar? Sıkıntıları nedir? Yani maaşını alamıyor. Esnaf parası... Durum çok kötü yani. Yani evet. Şimdi bu insanların peki. artık AKP iktidar partisine karşı inanılmaz bir öfkesi var. Düne kadar HDP'den medet umarken onu göremedikleri, tam tersine onun yüzünden sıkıntı çektiklerini de ifade ediyorlar. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteri olarak şunu söyleyebilirim. Orada bu insanlarımızın cumhuriyete ve yurttaş kimliğiyle, bütün etnik kimlikte, bütün inanç grubu kim olursa olsun herkese yurttaş gözüyle bakan, önce insan gözüyle evet. bakan Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı da bir sempatilerinin büyüdüğünü, gördünüz. bizden umut beslediklerini, bize güvendiklerini tespit peki. ettik. Biz çok de onun gereği ediyorum. Olan sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret sağ ediyoruz. Sağ olun efendim bütün ediyorum. Yorumlarınız için. Sevgili seyirciler, Sayın Sındır'a teşekkür ettik. Bu arada dokunulmazlıklar hakkında birinci tur oylamada sona erdi. Oylama sayımı sürüyor diyelim ve yayınımıza noktayı koyalım. Bizden sonra saat 21'de Şaban Sevinç'le basın koridoru var. Gündeme ilişkin önemli konukları olacak. Kaçırmayın diyoruz. Hoşçakalın.